çocuklar. Sizin hatrınız olmasa hayatta gelmezdim o cimri babanızla buluşmaya. Anne lütfen yapma ya. Bak babam söz verdi. Bir daha cimrilik yapmayacakmış gerçekten. Anne evet ya, gerçekten hatalarımı anladım diyor. Bak ne olur evimize dönelim artık. Ah yavrum, sen babanı bilmiyorsun. Cimrilik babanızın ruhuna işlemiş. Hatta babalığına işlemiş. Yavrum, seni yaparken bile adam cimri davrandı. 250 gram doğdum bu kadar. Anne abartma o kadar Allah aşkına ya. Ha ben abartıyorum. Hı? Ben abartıyorum. Yavrum evladım, badana masraf oluyor diye evin duvarlarını sulu boyayla boyamaya kalktı. Sustum. Kombi masraf oluyor diye evi yerin 5 kat altında magmaya yakın tuttu. Hayır ona da sustum. Ama evde yaşamak masraf diye arabada yaşamayı istemek falan bunlar artık nedir ya? Ya tamam orada biraz abartmış olabilir ama bak gerçekten söz verdi anneciğim. Hem bir baksana. Artık cimriliği bırakmamış olsa böyle bir restoranda böyle bir masa ayırtır mıydı bize? Şşt, bana bak görünce ben de bir heyecanlandım, şaşırdım. Ya. Neyse bir gelsin bakacağız artık. Ya ha. Anne sen de yumuşak davran da barış şimdi ne olur be. Tamam. Vallahi çok istiyorum. Hadi geç çocuğum. Aha! Arıyor. Bak babam arıyor işte. Hoparlörü açın da merhaba diyelim. Aç aç. Sayın abonemiz, bu bir ödemeli aramadır. Kabul ediyorsanız 1'e, etmiyorsanız 2'ye basın. Yavrum, insan evladını ödemeli arar mı çocuğum? Kontrolü bitmiştir ya, ondandır. Alo, baba geldik biz evet. İçeri gir, sola dön. Baba bir tane masa var işte, kabak gibi duruyoruz burada. Ha, oğlum. Oğlum saçma sapan espri yapma, tamam gördüm. Kapat fazla yazmasın, kapat. Özlemedik mi lan babayı? Çok özledim baba. Sen otur prenses, otur. Ay. Bu da senin, getir. Hayret, nasıl paraya kıydın da bana çiçek aldın Şevket? Ay ne güzel yapmış babam, romantiklik mi yapmış o? Anam, burada saat varmış ya, benimkine hiç gerek yok, dur. Şunun pilini çıkartayım da israf olmasın. Yahu ben malımı bilmez miyim ya? Ya bu masraf olacağını bilse dünyaya gelmezdi. Pis cimri. Ben mi cimriyim? Evet. Anam, ben mi cimriyim? Ben sadece biraz tutumluyum ya. Ben burada ailemin geleceği için çalışıyorum, çabalıyorum, didiniyorum bu kadın bana neler söylüyor. Ben buralara hak edecek. Yok. Ne yaptım İbrahim ya? Ben ne yaptım? Vallahi bak üstüme çok gelindi, tansiyonum çıktı. Baba iyi misin? Baba annem, babam fenalaştı. Baba Mehtap, iyi misin babacığım? Şu suyu aç, suyu ver bana. Su falan verme, açma. Ya, oğlum adisyona falan eklerler, yapmayın. İyiyim ben, çok iyiyim. Babacığım evde ne konuştuk, niye böyle yapıyorsun? Vallahi annemi zor ikna ettik. Bak lütfen son şansın bu ya. Tamam kızım, ben buraya kavga etmeye değil, buzları eritmeye geldim. Yeter. Hı. Artık evine dön bak. Çocuklar da zili zefil oldu sokaklarda, orada burada dışarıda. Hadi evine dön. Annenlere de yeteri kadar yük oldunuz zaten. İyi de biz annemlerde kalmıyoruz ki Şevket. Anam! Nerede kalıyorsunuz? Otelde de mi? Sakın otelde de mi? Vallahi günahıma inecek, günahıma inecek. 3 kişi 12 geceden anam ben de oraya gideyim. Bu öküz mini baradat adammıştır bu öküz. Öküz. Vallahi kötü oluyorum anam. Baba. Anam. Baba şu suyu. Oğlum şu suyu elleme bırakayım. Nasıl tırsıyor bak bak hallere bak. Merak etme korkma Şevket. Ablamlarda kalıyoruz. Heh. Ha. Ha. İyi ben de kadın başına ne yaparsın dedim sokaklarda. Çoluk çocuk yanında değil mi? Ya. O yüzden yoksa şeyden değil. İyi. Senin yalanın bile cimri Şevket. Cümlelerinin sonu bile cimri senin ya. Hani değişmiştin sen Şevket? Değiştim, vallahi değiştim ben. Adeta dersin ki sanki eski Şevket gitmişti lan. Yepis yeni bir Şevket gelmiş dersin ya. Ben bu yüzden işte bu canım aileme bu gece bu güzel restoranda bu Fransız. Lüks. Bayağı lüks. Lan çok lüks. Restoranda işte yer ayırttırdım. Sahi sizin paltolarınız nerede?
Vestiyere vermiş. Deme bana, vestiyer deme, deme, vestiyer deme. Baba, su içersen oğlum, alacak. Şu bak, vallahi faturayı ekliyorum. Vallahi yeter artık. Senin değişeceğin falan yok. Bir su için şu da yaptığıcım. Ben kalkıyorum, gidiyorum. Bir daha da sondur. Tamam. Vallahi sondur şeker. Tamam, söz. Söz, tamam. Bu sondu. Vallahi otur, gel. Eski günlerin hatırına gel, otur. Gel. Bak Şevket. Gel, adam gibi yemeğimizi yiyelim. Bak Şevket. Gel. Bir daha cimrilik yaparsan depara kalkar buradan giderim ben. Tamam. Ay o kadar açım ki yemin ediyorum menüdeki bütün etleri yiyeceğim. Lan ne sırıtıyorsun bütün tepsiyi satmış midyeci gibi? Diyet! Diyet! Şu andan itibaren diyettesin. Sen ne diyorsun Şevket, duymadım. Ye eti oğlum, eti ye. Ne diyeti burada, diyet mi olur? Ye. Yiyebildiğin kadar ye. Şş, bana bak. Ben de o zaman iki porsiyon portakallı ördek yiyeceğim. Kızım, anan Erzincanlı, baban Sivaslı. Sen nereden duydun portakallı ördeği? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Böyle böyle depresyon işte geldi garson. Bonsoir monsieur. Buyurun menüleriniz. Merci. Efendim, dünyaca ünlü Fransız aşçımız Michel de Malin size sunacağı menülerindeki lezzetlerle fırtınalar estireceğiz. Fırtına kopartmaya gerek yok. Hafif bir esinti yeter bize. Şevket! Kopart anasını satayım, kasırga kopart. Masada kasırga kopart, hortum dönder şöyle, oh! Efendim, şefin bize tavsiyesi nedir acaba? Az yiyin, şef öyle tavsiye eder. Şef öyle tavsiye etmiş, az az yiyin, sık sık yiyin demiş. O zaman ben, şurada var bakın, makaroni soslu... ...böyle devasa bir kaz ciğeri, bir tabak. Kızım sen de kaz ciğeriye bol bol, belli ki çok güzel. Ha. Oğlum yavrum, sen de istediğin kadar ye, çatlayana kadar, patlayana kadar ye, tamam. Ben bir lavaboya gidiyorum, Şevket. Gözüm üstünde, hadi. Lan az yiyin lan. Özellikle sen İbo. Bak senin gözlerin de bir tuhaf bakmaya başladı. Bu gece en büyük düşmanım sensin İbo. Hiç kusura bakma baba, ben açım. Garson bey, başlangıç olarak bir tane bonfile. Başlangıç. Et sote istiyorum ama tencereyle gelirse çok sevinirim. Birkaç kilo da kalamar lütfen. Al beni, al beni, al, al. Al. Şöyle kelleden başla, yanaklarıma da doyum olmaz. Ha böyle al, böyle bütün yutman beni. Lan kendin kadar hayvan söyledin, bir de başlangıç diyorsun oğlum lan. Sen efendim buna bir tabakta iki üç tane şey getir, domates, biber. Bir de şöyle madinus, roha, yeşillik, zengin göstersin. Of baba ya, of baba ya. Ha, sus! Vallahi göbeğin keser yedirim sana. Ya baba ya, lütfen ya bir günde rahat ol. Battı balık yan gider. Ha. Kızım abine bak bakayım bir. Ha. Bu balık hiç yan gider mi yavrum? İzin versen bu balina bizim bütün geleceğimizi yiyecek ya. Beyefendi, siz sipariş vermeyecek misiniz? Siz bedava ekmek getiriyorsunuz değil mi? Sen bana ekmek getirme, onun yerine ekmek hamuru getir. Etçük yağ getir. Bir de küçük tüp getir. Ben bir şey yapar yerim ama para vermem. Ya baba ne kadar... Baba başladın yine, Allah aşkına cimrilik yapma, ne olur dur, annem gelecek şimdi, yapma baba. Baba! Ömründe bir gün cimrilik yapma, bak gözünü seveyim ne olur ya. Anam, ben mi cimriyim kızım? Evet. Ben mi cimriyim? Evet. Ya bak kızım, senden hiç beklemezdim Mehtap. Bu Lödana'dan beklerdim de... ...senden hiç beklemezdim yavrum. Vallahi bak içime oturuyor bu zaten. Yeter vallahi ya. Su! Sakın. Ya baba ya! Ya neyi beklemezdin, neyi, neyi? Çocukluğumda bir kere benim doğum günümdü. Ondan sonra senden saat istedim. Sen benim kolumu ısırıp bana saat yaptın ya. Sen cimrisin baba, kabul et. Evet. Sırf tasarruf olsun diye, sırf az harcansın diye... ...dört yılda bir denk getirdin bizim doğum günlerimizi. Kendi evlilik yıl dönümünü 29 Şubat'a denk getirdin ya. Sen cimrilikte master yapmış bir ustasın. Teşekkür ederim evladım, sağ ol. En büyük cimriliği de sende yapmışım İbo. Keşke beynine biraz daha fosfor katsaydım.
Acaba hala şansın var mı? Baba, sanki bir sallama çayla 143 bardak çay içiyorsun. Bir sallama. Sus lan, darlama milletin önünü, ayıp. Vallahi vuracağım kıracağım kafamda. Tabak kırılır diye korkuyorum. Ne oluyor lan? Bu damdaki kemancı niye bize böyle yengeç gibi yanaşıyor? Baba, ben tuttum ben. Annemle böyle romantik bir dans yaparsınız dedim. Çok bir şey değil be, 75 lira güvenliği var. Anam, 75 mi? Ha? Kızım, ben bu paraya filarmoni orkestrasını getirdirdim ya. Ne bu kemancı Şevket? Ay, yoksa... Senin için aşkım. Ay ama Şevket şimdi çocukların önünde nasıl? Ya şimdi çocukları falan bırak. Sen benim hayatımın güneşisin, yeter. 5 liradan bir kuruş fazla vermem lan. 5 lira ne abi? 5 lira olur mu ya? Sen hayatımdaki gardelen, sen varlığımda palandöken. Dağ gibi, hükümet gibi kadınsın, yeter. 10 liradan bir kuruş fazla vermem oğlum. Mümkün değil. Sen söyle lan. Kaç istiyorsun, sen söyle. 50 liranı alırım ha. Lan bunun gelişi kaç para sana? Abi 50 olur. Olmaz olmaz. Ben sana çalma 2 lira vereyim lan. Beyefendi 40 yapalım. Çalma 2 lira vereyim. 35. Çalma 2 lira vereyim. Ya net olsun. Tamam abi, ver ne vereyim. Anam akrep var, hadi bir. Hadi. Şevket, hadi. Allah tependen baksın ama ya. Ama yavrum adam 50 lira... Lan dur. Lan bir ay yetecek erzak var, dur. Oğlum tükür tükür, püde. Yavrum yapma. Püde, tübeyi bu, tübe. Ye çocuğum, ye yavrum. Ye yavrum, çatlayana hepsini sok ağzına bir tanem. Tepsiyi de ya yavrum benim, ye. Ye güzel çocuğum benim, ye. Bu iş burada bitmiştir Şevket. Nasıl ya, ne? Çocuk senin yüzünden. Ne hale gelmiş? Çatlayana s*** Çok ayıp, niye öyle yiyorsun? Ya sen akşam yemeği yemedin mi oğlum? Yedi aydır yemiyor demek. Dedin, ellerini kullan, çatal bıçak kullan. Ne gerek var ya? Açmış gibi. O direkt kafasını kullanıyor. Şimdi yerken yine gör. Ama yayınlanabilecek bir tepki ver, tepkin sert olsun. Ben de yayınlanabilecek gibi miyim? Yok, sen... Sen bu... yayılacak gibi ye. Sen bildiğin gibi ye. Sen de, Mehtap da başlasın. Sen de öyle ye, sen de açsın. İkiniz birden öyle yiyin. Baba ona göre sert yayınlanacak gibi. Ama bir şey anlatıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen İbrahim gibi yapana kadar bu skeçin burası oynanır. Buyurun. Ama Şevket, yani kemancı ya. Ama 50 lira diyor, ben onu at. Ama yani... Lan! O ne lan? 1, 2, 3! Lan orada bir ay yetecek erzak var. Kızım, ne yapıyorsun? İbo! İbo dur! Oğlum dur! Bu neymiş? Bu nedir? Ben buradan beklerken senden çıktı kızım. Ne yapıyorsun sen? Yiyin çocuğum. Çatlayana kadar yiyin. Ye kızım, sok kafanı içeri. Yavrum benim. Sok benim kızım. Bu iş burada Şevket. Bitmiştir. Çocuklar, hiç tenezzül şey yapmayın. Bir daha sakın beni aramayasın. Nasıl ya? Şöyle tarif edeyim sana. Sen benim için son kullanma talimatı geçmiş bir kredi kartısın Şevket. Seni ortadan kırdım ve attım hayatımdan. Çocuklar, kalkın. Ayrılığı kutlayacağız. Bütün hesaplar benden. Hadi yemeğe gidiyoruz. Çok yaş anne sen ya. Baba, bu senin son şansın lan. Bunu kullanamadın baba. Ağzında yemek yapacağım, konuşma kızım. Boğulup gideceksin. Bu senin son şansını kullanamadın baba. İşte böyle tek başına kalırsın. Hoşça kal. Hoşça kal. Dur. Sen gitmeden önce sana son bir soru sorabilir miyim? Sor Şevket. Yemekleri sen ısmarlıyorsan ben de gelebilir miyim? Bana öküz! Hayvan seni! Sana diyor oğlum, annen sana diyor bak. Hadi çocuklar, yürü. Yeter! Yeter yavrum.
Efendi buraya öküz mü girdi? Ailecek dallılar. Hesabınız buyurun. Bana bir şeyler oluyor. Bu ne lan? Beyefendi iyi misiniz? Bu ne kardeş? İyi misiniz ya? Beyefendi buyurun. Açma, ben onu sabahtan beri mücadele seviyorum. Açma şu kuyuyu ya. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.